Herkese merhaba arkadaşlar. İlk dersimiz Java'yı yüklemek. Tabii ki Eclipse yüklemekle işe başlayacağız arkadaşlar. Google'a download Eclipse yazdığımız zaman bakın karşımıza çıkıyor. Eclipse Downloads, Eclipse Foundation. Buna tıklayalım. Tıkladığımız zaman bakın burada şimdi 2024'ün ortalarındayız. Burada değişebilir arkadaşlar. Yani şeyler karşınıza çıkacak olan ekran değişebilir ama temel yükleme bu şekilde. Karşınıza ilk çıkan seçeneklerden bir tanesi indirme seçeneğidir kurulum dosyalarını. Download x86-64 diyorum. Yani bilgisayarınızın özelliğine göre farklı bir işletim sistemi kullanıyorsanız onları karşınıza çıkacak sizin muhtemelen. Benim bilgisayarım 64 bit laptop olduğu için bana böyle bir seçenek karşıma çıktı. Şimdi bunu tıkladığım zaman yani sizde Mac falan varsa o otomatik browser onu anlayıp ona göre bir seçenek çıkarabilir. Şimdi Windows 11 kullanıyorum bu arada. Evet karşıma download seçeneği çıktı arkadaşlar. Download tuşuna bastım. İndirme işlemi şunu kabul edelim. İndirme işlemi başladı. Şöyle evet indirme işlemi başladı. Nereye kaydetmek istediğimi soruyor bana. İndirilenlerin içine kaydet diyorum. Bu arada daha önceden de bakın Android Studio indirmişim. Android işletim sistemini kullanan tablet ve telefonlara yazılım yapabilmeniz için sizin iki tane şey bilmeniz gerekiyor. Bir tanesi Java, diğeri de Android. Öncelikle zaten Java'yı bilmeniz gerekiyor. Java'yı bildikten sonra Android Studio ile işte yani Android üzerine yazılım geliştirmeyi çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. O yüzden hani Java bir taşla iki kuş vurmuş olabilirsiniz. Eğer Java öğreniyorsanız hem tablet ve telefonlar için uygulama geliştirebilirsiniz ileride ya da PC'ler için ya da işte fark etmiyor Java her ortamda çalışıyor biliyorsunuz. Mac olsun, Linux olsun, Windows zaten çalışıyor. Şu anda benim kullandığım bilgisayarda Windows 11. Dolayısıyla yani bir taşla iki kuş vurmuş olabilirsiniz. O yüzden hani Java öğrenmenizde fayda var. Özellikle Java'yı kendilerine de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bizim işte C++ öğrencilerimiz size tavsiye ediyorum. Neden? Şimdi C++ zor bir dil gerçekten. Pointer'lar vesaire işin içine girince iyice zorlaşıyor. Bunları öğreneyim derken öğrenciler pointer'ları vesaire bunları öğreneyim derken object oriented konuları biraz hızlı geçmiş olabiliyorlar. Haliyle zor zaten. C++'ın kendisi zor. Bir de object oriented üstüne geldim mi? Object oriented konuları biraz hızlı geçiyorlar. Hani tam öğreniyorlar, öğrenmiyorlar demeyelim. Ama hani biraz daha böyle tamamlayıcı bir şeylere ihtiyaç oluyor. İşte Java'da bu aşamada çok işe yarıyor. Benim de aynı şekilde böyle işime yaramıştı. C++'ı öğrendim object oriented ama üzerine Java öğrenerek çok daha böyle pekiştirdim object oriented bilgimi. O yüzden hani size de tavsiyem C++'cı arkadaşlarımızın hani bu Java'yı da öğrenmeleri. Siz hani hem Java öğrenmiş olacaksınız hem de C++'ı kendiniz ne yapmış geliştirmiş olacaksınız. Sağlamlaştırmış olacaksınız. Buraya kaydediyorum ben arkadaşlar. İndirilenler içine kaydet dedim. Evet indirme işlemi tamamlandı. Bakın Eclipse indi. 64 bit bilgisayarlar için olan versiyonu indi. Çift tıkladım. Kurulumu başlattım arkadaşlar. Ayrıca hani şunu da söyleyeyim. Java'nın Eclipse'le birlikte kullanımı çok daha kolay. Yani o yüzden Eclipse'i hani tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar Eclipse bir IDE yani bir yazılım geliştirme ortamı. Bu sadece Java için değil, C ve C++ için de, PHP için de bakın görüyorsunuz burada. Bunlar için de destekliyor Eclipse. Sadece Java için değil, başka diller için de desteği var. Ancak biz ne yapacağız? Java için kullanacağız arkadaşlar. Java için kullanacağımız için ne yapıyoruz? Eclipse IDE for Java Developers. Bunu seçmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu ekranda nereye kurayım diye soruyor bize. Bu yani her yeni kurulumlarda değişebilir bu sorduğu yer. Siz kendiniz de burada bir yer belirleyebilirsiniz. Mesela ben C'nin altında Java Eclipse diye bir dizin belirledim. Ama böyle bir dizin yok. Bakın install tuşu çalışmıyor. Dolayısıyla ben C'nin altına bir Java Eclipse diye bir dizin açacağım şimdi. Geldim arkadaşlar. C'nin altında yeni dizin Java Eclipse. Bu dizinin altına kurulum yapılacak. Şöyle tekrar bekleyelim. Tekrar diyelim.
Tekrar geri gidip tekrar geldiğimiz zaman arkadaşlar C'nin altında Java Eclipse aktif oldu. Aktif oldu. O yüzden install tuşuna artık basabiliriz. Yani bu bazen install kurulamıyor. İşte install tuşu hocam benim aktif değil Java'yı kuramıyorum diyenler bu dizini oluşturmamışlar demektir. Oluştursalar bile back yapıp geri gelmeleri lazım. Maalesef hani böyle bir şey var. Bunu yapın arkadaşlar. Yani o dizini oluşturduktan sonra geri gelip back yapıp gelip buraya geldiğiniz zaman şuraya da tekrar Java Eclipse diye kontrol edin. Install'a basın. Kurulum işlemi başlasın arkadaşlar. Ben şimdi videoyu kesiyorum. Bu install birkaç dakika sürebilir. Bu install bittiği zaman devam edeceğim. Evet, kurulum bitti. Şimdi launch tuşu aktif oldu. Buna basıp IDE'mizi çalıştıralım. Eclipse IDE'miz çalışıyor arkadaşlar. Sürüm numarası yazıyor burada. 2024 sürümü. Select the directory for workspace. Workspace olarak bir yer belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Siz, yani sizin dosyalarınız nerede olacak? Java dosyanız, yani projeleriniz nerede olacak? Bunu belirlemeniz lazım. İşte C'nin altında users, admin vesaire vesaire böyle bir yer düşünmüş bu. Ancak ben bunu değiştirmek istiyorum. Şurada arkadaşlar yeni diyorum, bakın. Yeni klasör. Buraya Java Projects altında ya da Java'da direkt diyebilirsiniz ama bence projeler olduğunu belirtin. Çünkü projeleri buraya atacak. Java Projects. Bunu seçiyorum. Bakın C'nin altında Java Projects. Bunu seçtim. Launch tuşuna bastığım zaman arkadaşlar artık projelerimi bu dizinde oluşturacak. C'nin altında Java Project dizinin de bu yeni başladığımız projeler, yapacağımız projeler orada olacak. Şimdi burada arkadaşlar şey diyor, Defender, Microsoft Windows Defender diyor, bunu exclude dediğim mi? Şimdi bu bağlanmaya çalışıyor pluginlerden falan. Mesela siz yeni bir kütüphane kullanacaksınız, otomatik indiriyor falan. İşte onu, bunu yani firewall'da buna izin vereyim mi Eclipse diyor. İzin ver diyorum. Ben izin vermesini istiyorum. Aksi takdirde yavaşlar. Yani şunu seçtiğiniz zaman yavaşlar. Bir de yani Eclipse'i tekrar Eclipse'in indirdiği dosyaları kontrol eder. Ben güveniyorum Eclipse'in indirdiği dosyalara. Proceed dedi. Evet. Tamam. Tamam, o işte o işlemi yaptı. Güvenlik işlemini yaptı. Tamam. Eclipse'imiz açıldı. Welcome penceresi karşımıza çıktı. Bunu arkadaşlar kapatabiliriz. Bakın karşımıza çıktı Eclipse IDE'miz. Eclipse IDE'miz karşımıza çıktı. İlk olarak bir Java projesi oluşturalım. Create a Java Project diyelim. Şuraya tıklayalım. Bakın burada bir proje ismi verelim. Hello World ismini verelim. Hangi Java versiyonu kullanacağımızı soruyor. Bakın bir sürü Java versiyonu var arkadaşlar. 17 en çok kullanılan, en böyle hani standartlaşmış bir versiyon. O yüzden 17'yi devam edeceğim. 17'yi seçeceğim. Daha ileri versiyonları da var. Eskileri de var ama 17 benim için ideal. 17'yi seçebilirim. Bizim eğitimimiz sırasında çok fark etmeyecek arkadaşlar. 15'i seçmişsiniz, 14'ü seçmişsiniz, 17, 18. Çok fark etmeyecek. Java'nın hani temellerini ve object oriented öğreneceğimiz için bu konular, bu Java'nın hemen hemen çoğu sürümünde, böyle ilk çıktığı birkaç yıldan sonraki sürümlerin hepsinde var zaten. Şimdi environment'ı seçtim. Burada Java CE 17'yi seçtim. Burada şindi bakın create module info java file diyor. Bunu tikini kaldırıyorum. Next diyelim tekrar. Evet, bu şekilde bir dizin yapısı oluşturup finish diyelim. Bakın. Evet, hello world projemiz oluştu. SRC'nin altında hiçbir şey yok. Sağ tık new java new class diyelim arkadaşlar. Yeni bir class oluşturmamız lazım. Buraya main ismini veriyorum. Main sınıfın ya da şöyle diyelim hello. Hello sınıfı diyelim. Hello World projemizdeki sınıf. Hello diye bir sınıf oluşturuyorum. Bu sınıfları falan hepsini ileride göreceğiz. Şu anda hani ilk çalıştırmak için, test için benim yaptıklarımın aynısını yapmanız yeterli. Hello yazın arkadaşlar. Public Static Void Main. Bir tane main oluştursun. Otomatikman şuradaki yani main'i tıklayacaksınız. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Finish diyeceksiniz. Bakın otomatik olarak oluşturdu arkadaşlar burada. Şimdi Public Class Hello Public Static Void Main diyor. Şuraya, şu alt satıra şuraya gelip System Out Print Line System SSO, bakın hızlıca nasıl yazdım, SSO'ya bastım, SSO yazdım, Ctrl CTRL ve Space'e bastığım zaman, kısa yol bu arkadaşlar, otomatikman yazıyor System Out Print Line. Ya da istiyorsanız uzun uzun da yazabilirsiniz, böyle System nokta out nokta falan gibi uzun uzun da yazabilirsiniz ya da SSO'ya basıp
CTRL space, Control space'e bastığınız zaman karşınıza çıkacak seçeneği seçip devam ettiğiniz zaman otomatikman yazıyor arkadaşlar. Şimdi burada ilk projemiz olduğu için arkadaşlar şuraya hemen kısaca Hello Java diyeyim. Hello Java deyip bitireceğim arkadaşlar. Hello Java diyelim, ünlem işareti koyalım. Şimdi burada Save All ile save edebiliriz. Projemizin tüm dosyalarını save ettik, değişiklikleri. Ve burada Run Hello Java diyelim, çalıştıralım. Hello Java bakın konsola yazdı. İlk programımızı çalıştırdık. Java'yı başarılı bir şekilde kurdunuz demektir. Eğer siz de burada Hello Java'yı görüyorsanız. Evet arkadaşlar, sonraki derslerde detaylı olarak main nedir, class nedir falan bunları hep göreceğiz ilerleyen derslerde. Ama şu an için yapmanız gereken Java'yı, Eclipse diye kurup bunu bu şekilde devam etmek. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.